Kan şekerini ve metabolizmayı dengelemek, başarının anahtarıdır. Kilo vermekte zorlanıyorsanız, işte başarıya ulaşmanıza yardımcı olacak 5 ipucu. 1 numara, kahvaltıya atlamayın ve en az 10 gram protein alın. Protein, yağ ve karbonhidrat içeren dengeli bir kahvaltı yapmak size gün için ihtiyacınız olan enerjiyi verecektir. Araştırmalar, sabahları daha yüksek protein alımının, günün ilerleyen saatlerinde iştahı bastırmak için de gerekli olduğunu gösteriyor. İyi protein kaynakları arasında yumurta, bitki bazlı protein tozları, doğal fıstık ezmeli filizlenmiş tost ve çilek ve kenevir tohumu ile sade şekersiz yoğurt bulunur. Öğün atlamak vücudunuzun açlık modunda olduğunu düşünmesine neden olabilir. Sumo güreşçilerini düşünün. Bütün gün çok az ya da hiç yiyorlar, sonra günün geç saatlerinde büyük bir öğün yiyorlar, dolayısıyla büyüklükleri ve yüksek yağ kas oranları. 2 numaralı, küçük öğünler yiyin veya oruç tutmayı düşünün. İstediğini al, 2 veya 3 ara öğün içeren günde 3 öğün, günde 5 veya 6 küçük öğün veya her 3 ila 4 saatte bir yemek. Bu yaklaşımların her biri metabolizmanızı eşit ve kan şekeri seviyenizi sabit tutacaktır. Denge, vücudunuzun en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olacak ve kilo alımından kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Kan şekerinizin hız trenindeymiş gibi yükselip düşmesini istemezsiniz. Bu, enerji seviyelerinizin dalgalanmasını ve tüm vücut süreçlerinizin daha az verimli çalışmasını sağlayacaktır. Kan şekeri seviyelerinin çocuk hız trenini taklit etmesi daha iyidir. Daha az heyecan verici görünebilir, ancak metabolizmanızı o kadar fazla bozmaz. Dikkate alınması gereken bir başka seçenek de oruç tutmaktır. Araştırmalar, aralıklı oruç tutma veya zaman kısıtlamalı beslenme yaklaşımına uyan kişilerin daha düşük hastalık riskine, daha düşük ölüm oranına ve kilo vermede daha fazla başarıya sahip olduğunu göstermektedir. 3 numara, orta derecede egzersiz yapın ve biraz ağırlık ekleyin. Kilonuzdan memnunsanız ve sağlığınız iyiyse yoğun bir egzersiz programı harikadır. Ancak kilo vermekte zorlanıyorsanız, ılımlı bir egzersiz programı sizin için daha iyi olacaktır. Düzenli olarak 30 dakika yürümek, devam ettiremeyeceğiniz yoğun bir 90 dakikalık rutinden daha fazla fayda sağlayacaktır. Kan şekeri ile ilgili sorunlarınız varsa, orta düzeyde egzersiz özellikle önemlidir. Yoğun bir egzersiz, kan şekerinizi yükselterek ve sonra düşürerek vücudunuza daha fazla stres katacaktır. Çok yüksek hedefler belirlemek ve bunlara ulaşamamak sizi başarılı hissetmekten alıkoyacaktır. Küçük hedefler koymak ve onları geçmek daha iyidir. Ayrıca, en az 3 günlük direnç antrenmanı eklemek, kasları artırmanıza, metabolizmanızı hızlandırmanıza ve kilo vermeyi kolaylaştırmanıza yardımcı olacaktır. 4 numara, artık aç kalmayana kadar yiyin, doyana kadar değil. Dolu hissettiğinizde, aşırı yakıt almışsınız demektir. Vücudunuza ihtiyacı olmayan kalori vermeyi bırakın. Bunun yerine açlığınızı dinleyin ve sadece acıktığınızda yiyin. İhtiyacınız olan karbonhidrat, protein ve sağlıklı yağ miktarı, kilo verme hedefleriniz, hastalık durumunuz ve benzeri dahil birçok faktöre bağlıdır. Başka bir taktik, büyük başlamak kahvaltıda ve küçük bitirmek, gün geçtikçe porsiyon boyutlarınızı azaltmaktır. 5 numara, duygusal yemeğe karşı dikkatli olun. Stresli olduğunuz veya rahatlığa aç olduğunuz için yemek yediğinizde, farkındalık savaşın yarısıdır. Pek çok insan, bir fitness veya kilo verme programına katıldıkları, her şeyi doğru yaptıkları ve kilo veremedikleri için sinirleniyor. Gerçek açlıktan ziyade rahatlık için yemek yeme gibi eski yeme alışkanlıklarından kurtulmanıza yardımcı olması için hipnoz, meditasyon veya bütünsel psikoterapi kullanmayı düşünebilirsiniz. Artık size hizmet etmeyen yeme alışkanlıklarını bıraktıktan sonra, kendinizi yıllardır yapamadığınız kıyafetlere uygun bulacaksınız. Bu videoyu beğendiyseniz, bize beğeni verin, yorum yapın ve daha fazlası için abone olun.